İyi günler. FS3040 çok fonksiyonlu A4 yazıcının kurulumunu anlatacağım. Şuradan giriyorsunuz CD takın ilk başta. İnstal deyin. Expert modu deyin. Şuradan FS3040 modelinizi görüyorsanız direkt buradan tıklayarak Next deyin. Eğer görmüyorsanız USB kablosunu çıkartın. Bilgisayara bağlı olan kabloyu çıkartın. Geri takın. Next deyin. Buradan da Next deyin. Install deyin. Bekleyin. Burada sadece yazıcının sadece çıktı almak için fonksiyondan kurulacak. Kurulum süresi bilgisayardan bilgisayara değişiyor biliyor. Mustafa'cığım. Teşekkür ederim arkadaşım, yolladım. Kontrol et beni. Buradan print sayfası yani deneme sayfası yazdırmak isteyebilirsiniz. Buradan direkt finish diyelim, bir tane sayfa da yazdırsın. Şuradan sağdan zaten bilgisayar ne tür şeyler olduğunu gösterir. Cihazın ne kadar tonel olduğunu da gösterir. Şu remove soft derseniz buradan tüm olan driverlarını silmek istediğiniz driverları gösterir. Yani tüm yazıcının fonksiyonunu silmek isterseniz buradan gösterebilir. Buradan sınav sayfası tamamlandı diyor. Şuradaki tikleri işaretleyerek tüm driverları silebilirsiniz. İnstal diyerek silebilirsiniz. Eğer cihazın tarama özelliğini kullanmak istiyorsanız CD'nin içine girin. Sağ tıklayın, aç deyin. Buradan scanner'ı göreceksiniz. Tabanına girin. En alta setup exe var. Tıklayın ona, chip tıklayın. Yüklensin. Geldi. İleri deyin, ileri deyin, ileri deyin. Yükleme tamamlansın. Son diyeceksiniz. Başlattan tüm programlara gelin. Buradan Kyocera'dan Tabian Driver Setting diye ikiliye basın. Şunun adını tarama diye girin. Şuradan FS3040 modelinizi bulalım. En altta da olabilir, en ortada da olabilir. Kimlik doğrulamaya gelin. Doğrular deyin. Admin. Admin. Tamam deyin. Tamam deyin. Kapata basın. Sonra size linkini vereceğim. IfanView diye bir tane program var. Tarayına girin. File'den Select tabin deyin. Taramayı göreceksiniz buradan. Seç deyin. Acrobat Setting deyin. Buradan isterseniz C'den de bir klasör oluşturalım tarama diye. Dosyanız buraya kaydolacak. İsterseniz burayı da paylaşım açabilirsiniz. Paylaşım diyelim. Paylaş diyelim. Evet diyelim. Tamam.
buradan ne formatta kaydolmasını istediğiniz PDF, JPG, JPG diyelim. Okey diyelim. Tara diyelim. Şu an herhangi bir taramayacak bir dosyamız yok. Sadece şimdilik boş sayfa gösterecektir. Evet, dosyamız varmış şu an. Tamam. Dosyanız direkt olarak tarama denen dosyanın içine kaydolacaktır. Kapata basın. Bilgisayarımdan C. Taramaya girin. İçine. Bunu kısa yolunuzun masa üstünüzde oluşturabilirsiniz. Sağ tıklayın. Kısa yolu yapıştır deyin. USB'den bu şekilde tarama ve yazıcıyı kurabilirsiniz. Başlattan yazıcı aygıtlarından da yazıcının hangi yazıya ait olduğunu gösterebilirsiniz. Sağ tıklayın. Varsayılan olarak buradan da yapabilirsiniz. Bu şekilde işlemimizi gerçekleştirebilirsiniz.